ladies and gentlemen of the ensemble. I suppose you think I'm the prompter. I'm not. I am the conductor. This evening we are sending you a surprise package and is about a gentleman. Tek bir sorun var sana. Geçen yıl dağıtılan en iyi erkek oyuncu ödüllerini hepsini kim aldı? Bir şey için söylemiyorum bunu hayatım. Bak gerçekten bir şey için söylemiyorum ama soruyorum. Kim aldı? Ne olur aldın portakal, altın koza, altın... Kayısı. Altın kayısı, altın sert. Kim aldı? Bunların hepsini kim aldı hayatım? Soruyorum sana. Bunları. Ne oldu? Altın değer mi kaybetti? O zaman neden yokum? Neden yokum? Afişte neden yokum? Ay canım yapma lütfen. Ölüsçüm. Yapma. Canım, bak, canım, yapma. Canım, yapma. Canım bir tane. Bak Ali Can Yücesoy çok yordu. Ve Ali Can Yücesoy bunları hak etmiyor. Neydi o film? Yeni sezonda ikinci bölümüyle karşınızda ve bugün konuğumuz Ali Can Yücesoy. Hoş geldin Ali Can. Hoş geldin Can. Selam, hoş bulduk. Seni sınayacağız programda biliyorsun değil mi? Tabii, parçalayın beni. Yerden yere vurun beni. Yok, ben güveniyorum sinema bilgine. Hocam, sizi yanıltacağım. Teşekkür ederim. Başta böyle bir baskı uyguluyoruz insanlar üzerinde. Ya ben insanları utandırmayı ya da zor durumda bırakmayı sevmem ama sizi zor durumda bırakacağım ve utandıracağım. Bilemeyelim. Önemli olan muhabbet olsun. Oradan iyi bir şey çıkacağını düşünüyoruz. Türk sinemasında bir Ali Can Yücesoy fırtınası esti televizyon ve sinemada. Böyle hiç bir esti ve benim haberim yok galiba bundan. Bildim var. Her yerde görüyoruz sizi bayağı bu aralar. Abi, o yüzden kaçtım Türkiye'den Kıbrıs'a. Neden kaçtım? Aslında kaçmadım ya. Benim ailem 2 sene önce buraya yerleşti. Ben de bu ara benim tiyatrom kapanınca onları görmek için hani bu, normalde böyle bir zamanım olmaz. İşte tiyatro oluyor. Değil bu mi? Yani sürekli çalışıyorum. Velhasıl geldim kaldım yani hocam. Peki film izleyebiliyor musunuz bu fırsattan istifade? Yani ben sanıyorum bir süredir böyle konsantre olamıyorum bir şey okumaya ve izlemeye. Bu bahaneye de sığınıyor da olabilirim. Çünkü abi gerçekten son şeyim 20 yılım zaten okumakla izlemekle bir şey yani bu bir de bunu iş gibi yapmakla geçti. Galiba bahanem oldu o yüzden. Hı-hı. Yapamıyorum, konsantre olamıyorum falan. Yalan aslında, yapasım yok belli ki. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. Peki güzel bir başlangıç yapalım o zaman programa. Kolay bir soru soralım. Ne diyorsun? Hadi abi. Hadi muhabbete başlayalım. Gelsin mi o zaman ilk sorumuz? Zaten böyle birkaç filmi hatırlamak, böyle bir zihin jimnastiği yapmak üzerine olduğu için ilk soru daha keyifli oluyor. Başlıyoruz. Adında oyun kelimesi geçen kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Oyun. Yani. Kaç film sayabilir olduğumu mu söylemem lazım önce yoksa filmleri başlayayım mı saymaya? 8 falan diye geçiyorum. Başlayayım saymaya. 5 falan deyip susuyormuş. Mesela Açlık Oyunları. Evet. O geldi. Zaten Oyun diye bir film vardı galiba. Evet var. Şeyi sorsam galiba daha doğru olacak. Şey oynuyordu. Michael Douglas. Michael Douglas yaşa abi. Hı-hı. Değil mi? Onun adı Oyundu değil mi? Evet doğru. David güzel filmdi. Çok güzel filmdi o. Açlık Oyunları dedik. Oyun dedik. Haneke filmi var bir tane. Eve giriyorlar. Aileyi esir alıyorlar. Tamam. Funny Games. Evet. Evet, Funny Games evet. Bunu çarpı 2 sayıyorum. Bundan 2 tane var. Çünkü 2 versiyonu var. 2 versiyon var evet evet. Bak onu da biliyorum ama filmin adını bulamıyorum. Türkiye sinemasından var mı Ali Can? Hatırlayabilir miyiz oyun? Vallahi en çok orayı düşünüyorum aslında ama. Zor ama Burak Türk sinemasında, Türkiye sinemasında. Yavuz Turgul. Yavuz Turgul mesela. Evet, neydi o filmin adı? Şener Şen ve Şevket Altu. Bir pavyonda komik bunlar ikisi. İkili komikler. Hiç yok şu anda biliyorum. Gölge oyunu. Hiç yok bende şu anda o. Gölge hiç oyunu. Hiç yok gerçekten. Şimdi Funny Games, Hunger Games. Siz kaç tane buldunuz hocam bu arada? Bizde var. Vallahi var. Pelin Esmer'in de zaten adı. Ha, Pelin Esmer. Öyle olan bir filmi var. O belgesel değil miydi o? Evet, belgeseldi. Zaten adı oyun bu arada onun. Yani. Öyle bir durum var. Hiç onu da bilemedim şu anda, biliyor musunuz? Bu Kraliçe Lear var ya, onun... Tamam, onu bildim. Belgesel versiyonu o. Ama Kraliçe Lear o kadar zaten o. Kraliçe Lear'da aslında bunu gösteriyorlar dolaştıkları yerlerde. Oyun belgeselini. Pelin Esmer'in daha önce çektiği o kadınların belgeselini çekiyor Pelin Esmer. Hala sorunun içinde miyiz şu anda? Evet, oradayız. Bir tane de
Şey var Burak, neydi o, matematikçi mi? Evet. Nash. O mu? O değil. Şey. O da olur, o da olur. Türkçe tercümesi de olur onun. Olur. Ha, tamam. O matematikçinin. Ne oyunları? İşte ne oyunları? Zihin, aşk, zihin, ne? Akıl oyunları. Evet, öyle akıl bir şey. Oyunları. Evet, evet. Abi. Evet, çok iyi. Çok iyi. Ne oyunu? Zihin. Zihin oyunları. Bulabileceğim en uzaktaki Türkçe kelimeyi buldum ya. Bu biraz anlatması zor ya. İkinci Dünya Savaşı'nda... Şifre çözücüler. Şifre çözücüler falan. Bu zor, zor iş bu. Ha, bir dakika, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dakika abi, ben onu bulacağım falan. Tamam. Şifre çözüyorlar, kod çözüyorlar. Şey mi oynuyor? Neydi? Yok. Benedict. Benedict. Evet, tamam. Evet. Evet. Neydi ha, o filmin adı? Söyleyelim. Aynı zamanda bu şeydir, eşcinseldir de, evet, evet, falandır, evet, filandır gibi de böyle bir hikaye var bir yandan. Hatta filmde eşcinselliğine, evet, çok girmiyorlar diye eleştiriliyor. Evet. Aynen aynen aynen. Neydi be? Imitation. Ne game? Imitation. Ha, imitasyon, tamam. İmitasyon. Niye imitasyon olarak ona şey yaptıysam? İşte birkaç çift, Amerikalı çift gece board game, kutu oyunu oynamak için bir araya gelirler. İşler karışır falan gibi. Aslında ismi de çok basit. Board game olan o filmin adı falan. Hayır. Yani. Oyun gecesi. Evet. Evet. Game night. Ya biliyorsun ya, çok iyi. Bunu da biliyorum gibi hissediyorum ama. Evet. Aynen. Bu da bir komik filmi. Yalnız Board Game güzel film ismi olurmuş. Board Game hocam, ben çekiyorum çok, bu yaz. Çok iyi. Evet, bayağı çıkardık bence burada. Stephen King uyarlaması, Gerald's Game var. Başka da yok. Ya ben biraz da bir Alican'ın da sevdiğini bildiğim için bir soru soracağım. Orada bile sınıfta kalırım, sor. Olsun, önemli değil. Eğlenmiş oluruz. Tamam. Ben biliyorum ki sen Star Wars serisini seviyorsun, Yıldız Savaşları. Severim, severim. Tamam, o zaman oradan bir soru soracağım. Tamam. Star Wars serisinde Luke Skywalker ve ekibine hangi karakteri ihanet eder? Hangi karakteri ihanet eder? Tarif edeyim. tam bu... Abi çok geriliyorum böyle şeylere. Ben bir şey söyleyeyim mi? Lise dahil olmak üzere hep sözlülerde çakmış bir insanım. Çünkü bana soru sorulduğunda ben gerilirim, kasılırım. Kendimi şu an bayağı ilkokul birinci sınıfta hissediyorum. Burak sen bana sor. Tarafın tablosu gibi. Sen bana sor. Okay. Ben oradan atlayayım, biliyorum, evet, bilmiş atlaması. Evet. O zaman belirebiliriz bak bunu. Genel olarak Murat böyle çözebiliriz. Soruyorum Murat hocam. Sor. Star Wars serisinde Luke Skywalker ve ekibini hangi karakter ihanet eder? Hangi karakter ihanet eder hakikaten? Hangi karakteri ihanet eder? Sahneyi anlatıyorum. Sahneyi anlatıyorum. Bu eski üçlemede, yani işte 4-5-6 sonradan 4-5-6 olan üçlemede. Tamam. Eski üçlemenin ikinci filmi, yani beşinci film aslında, Empire Strikes Back. Tamam. Orada da Han Solo'nun bir arkadaşı var. Bunlar onun yanına sığınmaya gidiyorlar. Evet. O da bir bakıyor. Ha, evet evet evet, doğru. Ediyor. Bir bakıyorlar, Darth Vader geldi. Evet, felek atıyorlar. Aynen öyle. Kimdi ama, evet, o, hatırlamıyorum ki onu ben. İşte vallahi kimdi, biz de tam onu soruyoruz ama. Evet evet, giderler oraya da, aga bize gemi lazım falan derler. Evet, bir böyle siyah bir abi, bıyıklı falan. Lando Calrissian. Lando. Lando. Evet, 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 Lando. Bence de Lando. Lando şu an gözümün önünde. Bildik Lando'yu. Bence de Lando. Bunu zaten artı yazıyor. Abi yazmayın, eksi yazın. Ben sınıfta kalacak bir öğrenciyim. Ben bunu bilinciyle buraya geldim. Hangi filmde kahramana kalbi, aklı ve cesareti olmayan 3 karakter yolculuğunda eşlik eder? Bileceğim bunu. Şey ya. Neydi adı be? Teneke Adam. Evet, var. Dorothy karakteri. Dorothy. Şey var. Dorothy var. Korkuluk. Aslan var. Aslan var. Aslan var. Oz büyücüsü. Oz büyücüsü. Evet. 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 Tamam işte bu ya. Evet. Bildiğim bir şey çıktı. O dönemlere demek ki ben vakıf. 1939 değil mi ya? Evet hocam. 39. 40 hadi bilemedin. Oralara gidelim o zaman. Aydaki adam falan sorun bana. Anlatabildim mi? Ben oralara. Tamam, okey. Hangi filmin kahramanı Müşfik Kenter'le birlikte Türkan Şoray için bir senaryo yazar? Hoca biriyle birlikte Türkan Şoray'a film mi yazmış? Ben anlamadım tam olarak. Filmin içinde yapıyor bunu. Filmin içinde yapıyor. Filmin kahramanı filmin içinde bunu yapıyor. Evet. Hocanın oynadığı bir filmi düşünsem bulurum, evet, gibi geliyor. Evet. Hayallerim, aşkım ve sen.
Evet. Afişini hatırlıyorum ama tuhaf bir şekilde. Ben biraz Müşfik Kentlerinden birini diyeyim daha doğrusu. Benim için önemli biri tabii ki. Yani işte bu işi yapabiliyor olmamızın sebebi sadece benim için değil sanırım. Bütün yani öğrenciler için öyledir diye tahmin ediyorum. Hocalığının haricinde bize iyi ışık olmuş bir insan ya gerçekten işte. Keşke gerçekten daha çok oynasaydı filmlerde. Çok az filmi var. Değil mi Burak? Evet. Hoca da bununla ilgili hani tiyatroda vakit harcadığı için o da bununla ilgili olan şeylerde söylediğinden anladım. O biz abicim hayatımızı tiyatroya verdik. Biz hayatımızı tiyatroya verdik. Senin açından tiyatro, sinema hangisine daha çok hayatını verdin? Tiyatroya tabii ki abi. Tiyatroya verdim. Yani sizin hani başlarken sinemada ya da dizide gördüğünüzün 100 mislini tiyatroda vakit harcadım aslında. Yani geçtiğimiz 20 yılımın bu pandemi süreci haricindeki bütün zamanım tiyatroda geçti. Ondan kalan zamanlarda da diğer işlerimi yaptım ama çok büyük bir şeyi parçası şeydir, tiyatrodur. Hiç fena değil, hiç fena değil. Sen düpedüz mutluluktan ağlıyorsun. Evet hocam. Çok mutluyum. Aşıksın sen. Senaryodaki gibi. Hangi siyah beyaz filmde filmin tek renkli imgesi olarak kırmızı ceketli küçük bir kız görürüz? Evet abi. Neydi o film abi? Neydi o film? Çok güzel, severim evet. O filmi ama adını söyleseniz onu bile hatırlamayabilirim. Şiirlerin listesi miydi? Neydi? Evet. Doğru, bravo. Doğru. Aynen öyle. Bravo. Ne güzel filmdi o. Alican'ın isim hatırlamakla ilgili bir sıkıntısı var bence. Filmleri hatırlıyor, biliyor. Çok kötüyüm. Geliyor gözünün önüne ama isimler sadece çıkmıyor. Zorlanıyoruz. Aynen hocam. Bana da patlıyor. Evet, bu kategoride son bir soru soralım mı? Vay, son soruya geldik. Hadi soralım. Tim Burton soralım mı Burak? Hadi bakalım. Soralım. Yine patlayacağım başka bir yere geldik Tim Burton. Jack Nicholson'da bir Tim Burton. Jack Nicholson hangi filmde uzaylılarla anlaşan bir Amerikan başkanını canlandırır? Barış için geldik diye kandırıyorlar insanları. Komedi. Haliyle. Tim Burton var. Başka. Uzaylılar var, Jack Nicholson var. Başka hiçbir şey gelmiyor. O komedi olabilir. Filmin adında bir gezegenin adı geçiyor. Marsçık. Marsçık, doğru. Hı-hı. Bana şey geldi. Joker hakkım. Destek ya, yardım yani, olayım. Hangi film olabilir? Mars Attack diye. Evet. Evet, bravo. Abi nereden bileceğim abi? Ben şeyim var. Ne derler ona? Seyirciler arasında... Seyirciler galiba yardım ediyor. Seyirci yardımı alıyorum arada. Bunu hatırlamıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Çok çok eğlenceli bir filmdir bu arada. Gerçekten. Yani Tim Burton'ın ya da birçok o kadar yani bazı başka filmler geçti aklımdan. Galiba bu bazı insanların hani bazı yönetmenlerin galiba ters köşeye yatırdığı filmleri seviyorum galiba. Yani benim için Big Fish öyle birazcık. Beni böyle çok ağlatan bir film olmuştur o. Oradaki o baba hikayesini seviyorsun sen galiba. En sonda böyle pıt 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 yürürler ya şeye doğru hani adam öldükten sonra bir gelir hepsi cenazeye falan. Ha, hepsi gelir, evet doğru. Yani o böyle gerçek miydi yani adamın bir şeyler aslında büyüterek ama müthiş bir hayal dünyasıyla güzel böyle masalla anlattığı falan filan gibi böyle bir şey. Baba figürü üstünden değil de birinin hayattaki tecrübesini paylaşma şekliyle ilgili. O insanları nasıl algıladığıyla ya da nasıl ifade etmek istediğiyle ilgili bir yerin naifliği beni ağlatmış. Çok yani iyi, ben de çok bir vücuttan abi. Çıkan iki kadın yoktur ama iki tane ikiz kız kardeş vardır mesela. Aynen, çok güzel. Gibi yani hani ama onları öyle anlat. Stay here. I'll be back. Şimdi o zaman duygusal moddan eğlenceli bir moda geçelim ve replik kategorisine geçiyoruz. Burada yalnız bir avantajım var. Çoktan seçmeli burası. Ha süper abi, tamam. Çünkü, oh, çok iyi. Çünkü bu çok kolay olmadığı için. Evet. Çok rahatladım şu an. Buna ben başlayayım. Bu repliği seviyorum çünkü ben. Alican seçsin. Hangimiz sorun? Abi Burak'ı çok istekli gördüm. Tamam. Burak başlasın ya. Teşekkür ediyorum. İstekli gördüm abi onu. Bayağı böyle şeydi, hevesliydi. Evet, güzel, tamam. Güzel film çünkü. Bu bir Yeşilçam klasiğinden bir replik. Aslında Yeşilçam'ın sonu da bir yandan bu. Karakterin bir tanesi şöyle diyor.
Herkese benden çay. Şakir'e çay. Şakir'e yok. Aynen. Bir dakika, belki şık vermeden bilir. Bunu kimin söylediğini mi söyleyeceğim? Filmin adı. Hayır. Hangi film? Filmin adını. İlyas Salman söylüyor bunu, onu hatırlıyorum. Şener Şen'den bahsediyor. Evet. Doğru. Hangi film olabilir bu acaba? Onlar şeyici, minibüs şoförü. Evet. Yani. Doğru. Aslında abi. İlyas Salman onun öncesinde şeydi, muaviniydi. Sonra kendisi şirketleşti. Müthiş. A şıkkımız erkek güzeli sefil bilo. B şıkkı banker bilo. O da C şıkkı Çiçek Abbas. Çiçek Abbas canım, tabii Çiçek Abbas. Evet, evet, bravo. Evet. Bundan sonra Ali Bey köy hattında Çiçek Abbas'ın da minibüsü çalışacak. Herkese benden çay. Ulan yavrum Abbas be. Herkese çay ver. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Evet, evet. Geliyor. Özgüvenim şu an yerine geldi. Replik şu. Bir erkeğin en yakın arkadaşı onun annesidir. Aa. Şıkları veriyorum. Direkt şıklara geçiyoruz. Evet. Okay. We need to talk about Kevin, Psycho, hı-hı, ve Babadook. Babadook değil. Evet, Psycho doğru olur ya bunda. Aynen öyle. Doğru. Hatırlıyorum filmi. Her şeyi ama bu repliği hiç hatırlamadım, biliyor musun? Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Bir de bir çok yakın zamanda bir daha izledim, biliyor musunuz filmi? Aa. Evet. Yani, ben Hitchcock'u da severim. Biz de severiz. En sevdiğin Hitchcock nedir? En sevdiğim Hitchcock nedir? Bak şimdi filmini hatırlamayacağım ama size anlatacağım. Yok, kuşlar değil. Kuşlar değil. Hangisi biliyor musunuz? Şimdi anlatacağım, siz filmin adını siz bulun bu sefer. Tamam. Rica ederim. Tamam. Bir cinayet olur karşı pencerede. Karşı pencere mi yoksa? Zaten o arka pencere adı. Arka pencere yani. Rear window. Çok güzeldir o ya. Dürbünle baktı. Aynen. James Stewart. Evet, çok severim. Peki ben bir film daha var. Onu o acaba Hitchcock filmi mi diyeyim? Çünkü eskiden TRT'de şey vardı, hatırlar mısınız? Böyle Hitchcock filmlerinin, kısa Hitchcock filmleri gibi böyle bir şey yapılıyor. Alfred Hitchcock Presents. Gece Kuşağı. Gece Kuşağı. TRT'de değil miydi? Ben uydurmuyorum. Onun sunduğu bir program, o televizyon programı. Peki orada böyle kısa filmler yok muydu? Evet, kısa korku filmleri vardı. Twilight Zone gibi bir şey o. Peki ben orada bir şey izlediğimi hatırlıyorum. Hikaye şöyle. Bir hapishanede bir kadın var ve bir doktor var. Hapishanede doktor, yanlış hatırlamıyorsam ama. Bir şey var kadının elinde, bir koz var yani, onu hatırlıyorum bir tek. Doktora şöyle bir şey getiriyor yani, beni öldü göstereceksin. Öyle tehdit ediyor yani. Ben bir şekilde ölmüş gibi beni tabuta koyacaksın ve buradan çıkartacaksın, hapishaneden kaçırtacaksın beni. Bu arada kadın film boyunca sürekli sigara içiyor ve bir Zippo'su var elinde. Sürekli o Zippo'yu yakıp ve adamı bir şekilde şeye getiriyor yani, böyle dümene getiriyor ve diyor ki adam, tamam yani seni buradan çıkartacağım. Öldüğü gibi göstereceğim. Geleceklerseniz işte bir şey veriyor kadına sanıyorum. Kadını geliyorlar, tabuta koyuyorlar ve götürüyorlar ve gömüyorlar ve sonrasında çıkartacak doktor. Ondan sonra... Kadın tabutun içinde kalıyor değil mi? Ya bunu ben de hatırlıyorum. Kadın tabutun içinde kalıyor. Evet. Kadın bir süre sonra, bayağı zaman geçtikten sonra başka bir ölünün içine tabuta koyacaklar kadını ve kaçıracaklar. Çok zaman geçtikten sonra böyle bir ara şey yapıyor, çakmağa çıkıyor ve film öyle bitiyor zaten. Bir bakıyor doktor tabutun içinde. Tamam, gömeceğim. Ben buldum. Nedir gerçekten abi? Gerçekten doğru. Alfred Hitchcock Hour'da Final Escape, Son Kaçış isimli bir bölümmüş bu. Abi nasıl buldun, inanmıyorum. Bunu nereden izleyebilirim tekrar? Hemen buluruz onu ya. Buluruz. Abi ne olur bunu bir kez izleyelim ya. Ya ben bu filmi hiç yoksa 20-25 senedir ararım çünkü ve bulamam. 1985'miş şeyi yayınlandığı. Sondaki sahneyi de şu anda görüyorum. Evet. Zenci mi bu kadın? Doktor diye böyle bir bağırır kadın. Evet, evet, bağırıyor şu anda, görüyor. Ay çok iyi abi, müthiş. Aa, doktoru gördü, yanında sakallı şöyle. Abi çok fena. İyi. Ve en son mezarı yukarıdan görüyoruz. Yazılar çıkıyor. Aynen abi. Tuhaf bir şekilde Alfred Hitchcock sunar yani, o dizi 4 sezon sürmüş ve en çok beğenilen bölümüymüş bu. En fazla, en yüksek puanı. Bu dizi miymiş? Bu diziymiş. Tabii. Evet. Ya bu diğer bölüm başka. İşte o şeyin içindeki parçalardan biri. Tamam. Evet. Her bölümde başka bir hikaye var ya. Çok güzel. Müthiş. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gurlami. Gurlami. Bu kategoride gerçekten bilmek hiç önemli değil. Çünkü bilememek durumuyla eğleniyoruz. Çünkü kategorimizin adı, orijinal adı. Türkçe'ye saçma sapan çevrilmiş film isimleri okuyacağım. Hangi filme ait olabilir diye tahmin etmeye çalışacağız. Eğleneceğiz. Evet. İlk filmimiz...
bir distopya, klasik bir distopya filmi. Türkçe'ye de saçma bir şekilde Değişen Dünyanın insanları diye çevrilmiş. Değişen Dünyanın insanları. İnsanları hangi film? Böyle 1984 gibi bir distopya. 1984 gibi bir distopya. Baskıcı bir dünya, kitaplar yakılıyor. Fahrenheit falan mı acaba? Evet. Fahrenheit güzeli bir. Doğru. Hadi canım. Evet, Değişen Dünyanın insanları. Dünyanın insanları çok iyi abi. Ya müthiş. Ne diye, kim çevirmiş bunu? Türkiye'de dağıtımcılar böyle girmiş. Yani. Evet. Türkiye'de bize böyle girmiş. Dağıtımcılar çevirmiş. Peki niye böyle çevrilir film? Yani bir Fahrenheit içinde çok ironik değil mi? Yani Fahrenheit'in böyle çevrilmiş olması. Yani o kitabın özellikle böyle çevrilir. Yani Türkçe'ye böyle çevrilmiş olması bile ironik geliyor. Hani belki de hani Fahrenheit'i kimse bilmez mi dediler o dönemde. Vizyon gördüğü zaman. Değişen Dünyanın insanlarını da bilmiyorum abi çok. Yani şey ifade etmez ya. Derece falan olsaydı belki çevirmezlerdi. 451 da, derece o falan. O da çirkin duyulur. Direkt Fahrenheit 451 olarak çevirseler en temiz. Geliyor. İtiraf. Ama Demir Kubuz'unki değil. Tahmin ettim. Direkt itiraf da demezler. İtiraf. Çok zor yani. Bunu ben nasıl böyle çevirdiklerini hayret ediyorum. Bir Lars von Trier filmi. Bu film tek bir filmde ikiye böldüler. İtiraf bölüm 1, itiraf bölüm 2 diye. Türkiye'de de sansürlendi. Evet. Şey mi acaba? Söyleyeceğim abi. Bir dakika abi. Tamam. Nymphomaniac. Evet. Nymphomaniac. Nymphomaniac. Doğru. Onun Nymphomaniac'ı ne diye çevirdiler? İtiraf. 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 İnanılmaz değil mi? Ben de çok severim o filmi. Nefret edilen de çok gerçi. Evet çok. Ama itiraf ne yani? Ya işte terapi seansları var falan ya, oradan hani itiraf ediyormuş. Ha, oradan mı bağladılar? Oradan bağladılar herhalde diye düşünüyorum. Yani neden olmasın demişler. Geçti. Neden olmasın, evet. Nymphomaniac koyacağız. Şimdi Fahrenheit. Gel de anlat. Fahrenheit. Ne, bu terim bilmez Türk halkı. Doğru. Afiş kategorimizde filmlerin resmi afişlerin değil, aslında çeşitli tasarımcıların, çizerlerin çizdiği alternatif afişleri soruyoruz ve hangi filme aittir bu afiş diyoruz. Yani gördüğünüz afiş hangi filmin afişidir diyoruz. Hangi filmden, yani bu gördüğün afiş hangi filmden olabilir? Ne olabilir? Keşke seçenek olsa. Şimdi ben biraz yardımcı olayım. Bu bir çizgi roman filmi. Bu çizgi roman filmi. Aslında o kabloda profilden kişinin kaskını falan tarif ediyor bize. Böyle bir müzik dinleyen, dans eden ama bir yandan da bir çizgi roman karakteri bu. Iron Man değil ama Iron Man değil. Seriden yakın yani. Iron Man'e benzeyen bir başka birey. Evet, yani bir başka grup bunlar. Bunlar böyle koruyorlar. Galaksinin koruyucuları şey. Evet, galaksinin koruyucuları. Bravo. Ama bilemedim yani, dedim ama boşa dedim onu. Bildin. Şu an hayır, gözümün önüne gelmiyor bu kişi hala, bu metalik birey. Bu metalik değil mi? Metalik bir şey yani. Bir metalik kaskı var orada. Tamam ama bir emin olamadım ya bu kişiden. Komiktir de bu aslında. Böyle şey var. Ağaç var bir tane. Groot. Sürekli Groot. Evet, Groot, evet, Groot, evet, Groot. Evet. Ha, o küçük ağaç. İşte bu film o. Yani. Tamam. Çok güzelmiş bu hocam. Bu kendi başına albüm kapağı bu ya. Film zannettim onu. İkinci, yani, ikinci soruyorum o zaman. İkinci Desperado, şey Desperado muydu ya? Evet ya, direkt yani. Süper. Uydurdun mu film? Ben de bir de uydururum diye de çekinirim böyle. Desperado. Aa, yok, direkt Desperado. Direkt Desperado. Evet. Hocam, nereden hatırladın? Antonio Banderas duruşudur şu. Yani bu, hani şu. Başka kimse olamaz bu. Kesinlikle. Değil mi? Gitar ve silah. Gitar, silah. Ya şey çok meşhur abi, bu böyle hani şeyden, o gitar şeyinin içinden silah çantasının içinden silah çıkar. Bir Allah ne verdiyse bir girişir baba falan, hani böyle bir. Halbuki ben böyle silah düşkünü falan da biri değilimdir. Hiç de olmadım ama demek ki o böyle bir karakterle bir şey kurup falan bir hoşlaşmış. Bir de müzikle yani. Bir kareografisi var o işin. Aynen abi, aynen. O muhteşem. Bu kategorimiz sahne kategorisi ve burada izleyeceğin sahnenin hangi filmden olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Şu anda izlemeye başladığın sahne hangi filmden olabilir? Hi brother. Listen.
one more thing. Your hard drive is filthy, right? We got your computer back. I mean, it is dirty. I'm talking like hoes, sluts, anal, double anal, penetration, interracial, facial, man, cream pie. I don't even know what that is. You think it was your intern? Sahneler özellikle seçilmiş sahneler mi? Daha net anlaşılabilecek sahne. Ama bunu zor sahne seçti. Bu bilebileyim diyeyim bu sahne ya da bilemeyeyim diyeyim bu sahne onu düşünüyorum. Bilemedi. Şimdi ben bilemedi diye koyduk bunu ama yani ben sana bu soruyu bildiriyorum Alican şimdi. Hazır, hadi Burak. Bu adam Michael Fassbender'in oynadığı karakter böyle bir seks bağımlısı. Evet zaten onu anladım hocam. Sahnede ve Green'in işte 50 tonu falan mı diyecektim yani öyle bir şey mi? Onu da izlemedim bu arada da sadece içinden tek çıkarım yapmış. Bir ismi var böyle Zeki Demirkubuz ismi gibi yani. Hani bu adamın ortaya çıkıyor bu bağımlılığı. Bundan ne duyarsın? Haz. Ne? Tam tersi. Ortaya çıkıyor bu bağımlılık ve hani millet öğreniyor bu bağımlılığı aslında. Hocam, bu shame. Bravo, harikasın hocam. Süper. Ya, Burak'cığım, gerçekten takdir ettim. Çok iyi bildirdin Alican'a. Hayır, hiç benim şeyim yok, katkım yok. Bende de yok, tabii ki yok. Şaka yapıyorum. Filmi hatırlıyor musun, izlemiş miydin? Ya filmi hatırladığım gibi de hatırlayamadım gibi de bir yandan ya. Mastürbasyon yani bu sürekli porno bağımlısı. Evet onu hatırlıyor gibiyim işte. Ama bir yandan hatırlamıyor gibiyim. Metro Rail Construction, that's why not. Living in the everyday. Sevgili Ali Cancı, bu gördüğün sahne hangi filmden olabilir? Bak. Eski bir film bu biraz ama. Mesela abi bir kahvaltısını verin adamı. Benim değil mi? Zaten benim film bu. Delirtiyorlar. Şehirde, trafikte başlıyor. Trafikte deliriyorlar. Vallahi filmi bilemedim hocam. Ama sardı. Öyle söyleyeyim. Ellerinize sağlık. Çok iyi çekmişsiniz filmi. ama Michael Douglas da büyük oyuncu değil mi? Sever miydin? Abi bir de tam o en büyük oyuncu zamanları bu. Yani görünce onu hatırlattı tam olarak. Kesinlikle. Bu böyle şehirde delirme filmi. İşte. Paul Down ne? Evet. Fall Down? Bak hareketler ama ben Falling Down. Bravo Ali Can. Hocam Türkçe'ye ne olarak çevirdik? Türkçe'ye şöyle çevirmişler. Bu da saçma bir çeviriymiş. Bunu da sorabilirmişiz yani. Sonun başlangıcı diye çevirmişler Türkçe'ye. Olur ama be. Olur be şimdi. Şey yapmayalım yani. Yani evet daha kişisel bir yerden adamın kendi sonuyla ilgili bir yerden. Yani bir itirafla karşılaştırılacak bir şey değil yani hani. Doğru. Ah Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold. Programımızın son bölümünde İntikam Zamanı diye bir kısmımız var ve yerleri değişiyoruz. Konuğumuz bize bir film soruyor ve onu bilmeye çalışıyoruz. Tamam. Ya da gönlünden koparsa iki tane o da olur yani. Keşke az önceki filmimi saklasaymışım. Onu bulamazdık ama o kadar kolay. Onu bulamazdık hakikaten evet. Hocam zaten mevzu bu değil miydi? Buydu. Filmimi soruyorum o zaman. Eyvah. Yeni filmi mi bunu çünkü bunu bulacaksınız bence. Ben sizin bulabileceğinize inandığım için zaten bunu soruyorum. Yoksa bende ne filmler vardı bulamazsınız. Hocam ben sorumu soruyorum. Benim filmimdeki hikaye şöyleydi. İnsanlar 35 yaşına geldikleri zaman yanlış hatırlamıyorsam bu insanları öldürülüyor insanlar. Bu Burak'ın filmi galiba. Ha? Burak senin böyle bir hikayen yok muydu? Evet vardı böyle bir hikayem bir ara. Hocam çektiler o zaman onu üzgünüm. Olabilir bak şu an Ali Can'la. Ya da 40 yaşında diyeyim. Ya 40 yaşına geldiklerinde insanları öldürüyorlar. Ama şey insanlar öleceklerinin bilincindeler. Bir dağ var dağa doğru yürüyorlar. Diyorlar ki yaş 40 baba. Ha bir dakika tamam. O şu anda bir şeyler canlamaya başladı bende. Şeyi var bunun ritüeli var. Ritüeli uygun bir şekilde şey yapıyorlar. Şimdi zaten filmin Türkçe adını söyledin sen. Yani Türkçe tercümesini söyledin. Yapma değil be ya. Ritüel değil mi? O değil. Bence o bir dakika.
Hocam bu arada ben filmin adını bilmiyorum, onu size söyleyeyim. Ben filmin adını bilmediğim için size soruyorum. Müthiş ya. Yani benim bu programdan sonra filmin adını biliyor olma ihtimalimi siz inanır mısınız böyle bir şey? Ben filmin adını zaten hatırlamıyorum. Size onun için soruyorum. Süper. Peki, o film olduğunu nasıl bileceksin? Doğru film. Ya size güveneceğim, eminim. Siz bulacaksınızdır. Kadın mı erkek mi, böyle küçük ipuçları alabiliyor muyuz yani? Vallahi hatırladığım kadarıyla, gördüğünüz gibi her şeyi hatırladığım kadarıyla, yani hiç programda müthiş bir istikrarla ilerliyorum. Evet. Hatırladığım kadarıyla bir kadın bir erkek şeyi var. Mesela baş karakter var. Bunlar da şunu derler. Yani abi biz niye ölelim ki? Biz neden kendimizi kurban ediyoruz yani? Kurbanla hayat bir film. Kurban. Devam edebilir. Yani kendilerini şöyle düşün abi, bir yanardağ gibi bir şey hatırlıyorum var. Ya da bir dağın tepesinde bir boşluk var yani oradan. Oradan atıyorlar kendilerini. Cennete gideceğiz gibi. Gidiyorlar yani. Mı peki? Mümkün mü abi sence? Bilmiyorum ki filmin kendi yapısı. Yok yok, gitme. Ölüyorlar yani. Bunlar diyor ki ya böyle saçma şey olmaz. İnsan ömrü daha uzun olabilir. Evet. Murat Hocam, Ali Can'ı anlattırmayı çok hoşunuza gidiyor değil mi? Aslında evet, çok hoşuma gidiyor. Bildiniz mi filmi? Biz bildik de sen güzel anlattın. Abi niye anlattırıyorsunuz bana ya? Abi niye yapıyorsunuz bunu? Ne kadar... Yani tahmin ediyoruz ne filmdir diye düşünüyoruz. Hatırladığımız kadarıyla. Ben daha ilk kelimeyi söylediğim anda bunu biliyordunuz. Evet, bıraktım. Ne filmi? İlk sen bulmuşsun. Bu filmin adı, bu film böyle İsveç'te bir festivalde geçiyor. Böyle kadınlar çiçek takıyor kafalarına. Aynen ve abi. Evet. Filmin adı Midsommar. Yani Türkçe adı ne? Hayır ya, Midsommar değil. Midsommar şimdiki. Midsommar. Türkçe adı Ritüel filmin adı. Hocam bir dakika. Diyorlar. Cennette gideceklerine inanıyorlar. Sene? 2019. Değil hocam, Midsommar'dan bahsetmiyorum. İşte bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yalnız Midsommar'da da böyle bir sahne var. Tepeye çıkıp insanlar aşağı atlıyor. Evet. Onu söyleyeyim. Midsommar'da böyle bir sahne var. Kolumuz değil hocam şu anda. Bizim kolumuz başka bir şey. Tamam, o zaman yeni film bulmaya çalışıyoruz. Bir direkt dakika. Böyle bir film var. Yani mesele bu, böyle bir olay üstüne olan bir film var. Biliyoruz diye o kadar güvendik ki kendimize. Evet ha, ya kardeşim, ben de öyle düşündüm. İnsan, herkes bildiği soruyu soruyor. Sen bilmediğin filmi sordun bize. Evet abi, ben bilmediğim filmi sordum. Ne yapacağım bildiğim filmi size sorup abi? Bana bir şey katmaz. Ben bilmediğimi soracağım ki öğreneceğim. Bir dakika, bu Logan's Run mı ya acaba? Doğru. Tamam, Logan's Run bu, doğru. 30 yaşlarına kadar yaşamalarına izin verir. Evet abi, bu film doğru. Logan's Run, aynen. Güzel, iyi. Sevindim. Ya süper ya. Bunu her hafta yapalım bence. Ya böyle adını hatırlamadığım 100 tane film var. Ya 1976 yapımı. Ya bir söyleyeceğim. Ali Can, her hafta yapalım. Senin hatırlayamadığın filmler üzerinden böyle bir format geliştirdim ayrıca. Abi müthiş format. Yani. Ben hiçbir filmi hatırlamıyorum. Ali Can, kendi filmlerimi hatırlamıyorum abi ben. Unuttuğu filmler. Yemin ederim bak, yani Cüneyt Arkın falan nasıl hatırlıyordu aklıma mı? 300-500 filmden bahsediyordu. Evet, o güzel bir filmdi. Ben onu işte böyle bir şey olmuştum. Yükselmiştim. Ama ben hep gibi. Böyle gençliğinin, çocukluğun filmlerini sordum bize. Öyle mi? Aslında evet. Demek ki abi bugün öyle bir psikolojiyle demek ki şey oldum. Harman oldum. Peki, intikam zamanında sana yardım etmiş olduk. Teşekkür ediyoruz bu. İntikam zamanında da kullanıldık biraz. Kullanıldınız aynen abi. Aynen. Neyse, ama güzel de... kullanıldınız ya. Evet evet, yok çok iyi oldu. Biz de hatırlamış olduk yani bu filmi. Yani iki filmi öğrendik, hatırladık bugün. Genel değerlendirmem şu Ali Can'la ilgili. Yani görüntü, imge, imaj hatırlıyor. Oyuncu hatırlıyor. Bazı sahneleri anlatıyor. Fakat ismi çağıramıyor hafızasında gibi. Ama genel olarak... Özellikle replik, sahne kategorisi bunlar. İkinci kısımla ilgili gayet başarılı bir performans sergilediğini düşünüyorum Ali Can. Afişte de iyiydi gayet. Afişte de iyiydi, gayet iyiydi. Aynen öyle. Aynı yırttım be. Bize de güzel filmler öğretti. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım bir daha yaparız. Teşekkür ederim Ali Can. Hatırlamak istediğim filmleri buluruz orada. Formatı değiştiririz. Ne zaman isterseniz, çok güzeldi vallahi benim için. Harikaydı. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.